Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta Çin ekonomisindeki yavaşlamanın talebi gerileteceği endişesiyle 2009 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan stok miktarının beklentilerin üzerinde gelmesi küresel arz fazlası endişelerini arttırdı. Bu ülkede stoklar 5 yıllık mevsim ortalamasının yaklaşık 100 milyon varil üzerinde açıklandı. Avrupa'nın petrol göstergesi Brent tipi ham petrolün varil fiyatı tüm bu endişelerle geçen hafta 6 yıl sonra 45 doların altına düştü. Ve son olarak varil fiyatı 52 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmaları konuğumuz Abu Dhabi ADS'e menkul değerlerden Nurettin Elhamuri'ye soruyoruz. Petrol fiyatlarındaki sürekli değişiklik devam ediyor. Yakın bir gelecekte bir istikrar sağlanabilir mi? 30 doların altına düşeceği söyleniyor. Temel göstergelerdeki son durumu incelediğimizde genel olarak büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki en azından önümüzdeki 10 yıl içinde petrolün yerine ikame edebileceğimiz başka bir kaynak yok. Petrole olan talep çok yüksek ve bunun kısa zamanda düşeceğini tahmin etmiyorum. Fiyatlardaki düşüş yakında muhtemelen duracak ve tekrar yükselişe geçecek. Bu haftaki artış bize bunun ipuçlarını gösterdi. Fiyatların tekrar dengeye geleceğini düşünüyorum. Peki bu düşüş daha ne kadar devam eder? Şu anki seviyeye ulaşacak. Ama son günlerde yaşandığı gibi fiyat düşüşünün yeniden olması beklenmiyor. Bu durumdan memnun olmayan OPEC neden buna müdahale etmiyor? Fiyatlar henüz bir çöküş seviyesini görmedi. Çok büyük bir krizden bahsedenler var. Ama yakında OPEC'le bir anlaşma olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu yönde bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Fiyatlarla ilgili bir çözüm bulmak için OPEC acil olarak toplanabilir. Ama son yaşanan artış bu toplantının ertelenmesini de gündeme getirebilir. Toplantı önümüzdeki Aralık ayında yapılabilir. Çok teşekkür ederim.